Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Alışveriş merkezine gideceğim arkadaşlar. Zaten genelde dışarı çıktığımda aslında vlog çekiyorum. Çünkü hep evdeyim. Geçenlerde Lidl Bic'ten bir sivit almıştım hediye olarak ama olmadı aldığım kişiye. Onu değiştireceğim. Bir beden büyük alacağım. Sonra sizle gezmek istediğim çok güzel bir mağaza var. Evidea. Çok hoş, çok güzel şeyler var. Sizinle oraya gezmek istiyorum. Ondan sonra öyle. Babaannem işte bir şey istemişti Evidea'dan. Öyle. Bakalım. Bir şeyler almayı düşünüyorum. Gittiğimde işte beraber gezeriz. Saat zaten 1 oldu. Kahvaltı da yapmadım. Bir tane tuzlu kurabiye yedim. Öyle. Neyse ben şimdi çıkayım artık. Daha videonun başında 2 dakika konuştum ya. Hiç yürüyecek halim yok. Direkt minibüse bineceğim evin önünden. Hastayım zaten. Hala minibüs bekliyorum. Dondum. Ekstra da üşünüyor ya böyle günlerde. Sonunda geliyor minibüs. Elimi var ya hiçbir yere sürmek istemiyorum. Ne zaman minibüsten insem bu duyguları yaşıyorum yani. Neyse anca geldim ya. Şu 5 dakikalık yolu 20 dakikada geldim. Çok trafik vardı. Sıraya bakın. Şimdi girdim arkadaşlar. Saç baş dağılmış. Hemen ellerimi yıkadım. Dezenfekte ettim zaten. Şimdi Lidl Bic'e gidiyorum. İlk önce bu aldığımı değiştireyim. Ondan sonra gezeriz. Evet. Şimdi değiştim arkadaşlar. Evidea'ya gidelim diyorum. Zaten çok vaktim yok. Kardeşim gelecek 4.30 gibi. Servisten. Onu alacağım. Saat zaten 2'yi geçti. Çok güzel. Ne kadarmış? 100 lira. Benim evim olduğunda %100 böyle siyah beyaz, siyah tabaklar olur yani. Harika. Çok güzel bir set. Çok hoş. Çok güzelmiş. Alacak olsam mesela böyle alırdım. Çok şık duruyor. Bu da güzel. Ben Türk kahvesi çok küçük fincanda içmeyi sevmiyorum. Bu da çok hoş mesela. Şöyle göstereyim. Bakar mısınız ne kadar şık. Filtre kahve için. Ben böyle arıyorum ama Trendyol'da. Mesela şu üstü 50 lira, şu altı 180 falan. Pahalı. Bu da gene uygun aslında. Ama işte bu fiyatı vereceğinizde makine almak daha mantıklı geliyor. Çok uygun bulmam lazım ki böyle ayrı ayrı alayım. Geçen buraya geldiğimde aldım. Dayanamadım. Çok seviyorum şişe. Gösteririm eve gidince. Yalnız şunun güzelliği. Pembe. Çok güzelmiş. Şundan aldım arkadaşlar. Çok güzeller ya, bakar mısınız? Doğum gününde kalsın. İnsanın evlenesi geliyor. Her şeyden alırım ya. Çok güzel. Güzelmiş. Tatlılara bakın. Kara tahta diyor. Çok güzel. Geçen kendime şöyle fırça kutusu aldım. Annemle babaannem de istedi hemen. Onlara da alacağım. Bunları da şu rengi alayım. Çok güzel ya. Şimdi bugün çok para yok yanımda ama şöyle almak istiyorum ya odama. Odam çok boş, farkında mısınız? Maalesef kişinin de güzelmiş. Bizim evde ama nereye asılır yani, yer yok. Bayağı güzel şeyler var yalnız. Çok güzel. Ne kadarmış? 79 lirasına bakar mısınız? Şu askıdan aldım geçen geldiğimde. Size gösterdim mi? Video çektim mi? O gün hiç hatırlamıyorum ya. Belki de geldik buraya, gezdik. Hiç kafada kalmadı ama şundan da aldım yani. Çok güzel. Bakın. Ama daha kıyafetlerimi asmadım. Kısmet olmadı. Baksanıza nasıl giydirmişler sıcak su torbalarını. Şu kutuya bakın. İçinde böyle bir sürü kutu var. Lady Secret yazıyor. Allah. Şurada. Çok tatlı. Kumbara. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Şimdi asmama geldim. Beyaz kelime. Bir şeyler bakacağım buradan. Ben genelde sadece göz ve dudak yaptığım için aslında benim için çok uygun. 19 liraymış. Şimdi bir maskeye ihtiyacım var. Bir yorum yaparsanız sevinirim. Kullanan var mı? Söyleyebilirim. Siyah maske. Çıktım şimdi Osman'dan. Carrefour'a bakalım. Ondan sonra da eve geçelim. Hiç kahvaltı bile yapmadım daha. Zaten kahvaltı yapmam da bu saatten sonra bir şeyler atıştırırım. Sevgililer günü geliyor diye çok güzel şeyler gelmiş. Filtre kahve makinesine bayıldım. Zaten bu aralar istediğim bir şey filtre kahve. Az önce de baktık ya. Bu nasıl açılıyor acaba? Her şey kırmızı. Çok güzel. Şarj kablosuna ihtiyacım var. Yine bozuldu çünkü. Şunlar çok uygun. Hiç duymadım daha önce. Mojun arkası ama almak istiyorum. Çok para veremem şimdi. Mor güzel. Şunlar indirime girmiş arkadaşlar. Şöyle makyaj temizleme suyu ve mendili. Aslında mendil çok iyi oluyor ya. Hani bir yere falan gittiğimde yanımda taşımak için. Çok açım şu an ya. Böyle bir şey mi alsam acaba? Aynen böyle alayım da eve götüreyim, evde yerim. Şöyle pizza aldım arkadaşlar. Bir de kablo. Artık eve gidip yemek istiyorum. Evet, şimdi çıktım arkadaşlar. Eve doğru geçiyorum artık. Aşırı derecede acıktım. Hemen pizzayı yiyeceğim. Isıtıp mikrodalgada. Öyle. Arkadaşlar. Oh, çok açım çok. Bakın saçımda böyle duruyor. Boyadık ya beraber. Çok açım. Hemen şu pizzaları mikrodalgaya koyalım. Şimdi yemeğimi yiyeceğim ama şarja takıyorum o sırada telefonuma. Deneyelim bakalım nasılmış. Böyle görünüyor. Çok güzel rengi. Bakalım takalım telefonumuza. Olacak mı? Evet şarj ediyor. Şimdi taktım arkadaşlar. Ben yemek yiyeyim. Gerçekten çok acıktım. Kahvaltı bile yapmadım zaten bu saate kadar. Başım ağrıyor artık. Şimdi dışarıda kalsın telefonum. Yemeğim bitince görüşürüz. Kardeşimi almaya iniyorum arkadaşlar. Saat 5 oldu. Servisi gelmiş aşağıda. Beni aldım aşkım okulda. Değil mi oğlum? Hı hı. Hadi gel. Nasıl geçti okula? İyi. İyi miydi? Sabah babaannem geldi. Kahve içtik beraber. Bir de şurada bulaşıklar var. Onları bir yerleştireyim annem gelene kadar. Yarım saate gelir zaten. Bugün hastayım biraz, o yüzden temizlik yapamadım yani. Kirlilik sepeti aldım arkadaşlar. 30 liraydı galiba. Şu şekilde. Size göstermedim diye hatırlıyorum. Onun için göstermek istedim. Belki de göstermişimdir. Kafam allak bullak bu sıralar. Şöyle. Onun dışında dün BİM'den bu kirpik kıvırıcıyı aldım. Hiç daha önce kullanmadım. Natural Love markasının ilk defa işte kullanıyorum yani. Bunu Şok Market, Şok muydu? A101'de olabilir, hatırlamıyorum. Onların birinden aldım galiba. El, yüz ve vücut kremi. Ojelerim çok kötü ya, göstermemeye çalışıyorum. Bunu da işte Evidea'dan aldım geçen hafta. Şöyle yıkadım içini. Böyle kılıflı. Hani kolay kolay kırılmaz. Böyle bir şişe. Hani kullanmıyorum şu an, evde duruyor ama çok seviyorum ya. Şişe hastasıyım herhalde, bilmiyorum. Küçük boyu da var böyle bunun. O da başka Zonguldak'tan almıştım. Seviyorum ya, ama bir yere giderken su doldurup götürdüğüm oluyor yani. Konuşamıyorum. Uzak bir yola gidince. Onun dışında dün BİM aktüel ürünlerden şunu aldım. Beyaz çikolata. Sıcak toz halinde. Şöyle göstereyim. Şöyle. Ama hiç güzel değil. Önermiyorum yani. Bitter çikolatası alınabilir. Gerçekten sıcak çikolata tozu olur. Bir de Koca Tepe markası. Ama bilmiyorum ya, beyaz çikolata tadı vermedi yani. Öyle yani. Bu sıra aldıklarım. Hala Trendyol olmasa da bir sürü alışveriş yapıyorum. Bir türlü bunu durduramıyorum yani. İşte hep böyle hani ne denir yani, ıvır zıvır şeylere gidiyor param. Genelde böyle çok da işte kesin lazım dediğim bir şey yok. Su şişesi mesela. O tarz şeyleri almaya durduramıyorum kendimi. İleride çalıştığım zaman nasıl olur hiç bilmiyorum. Merhabalar tekrardan. Ben yemek yedim. Geldim. Şimdi böyle küçük bir akşam rutini çekmeye karar verdim. Yüzüme nemlendirici krem uygulayacağım. Arkonem. Her zaman en iyisi ya bence. Bildiğinizden şaşmayacaksınız. Şöyle benim cildim çok kuru olduğu için özellikle T bölgem pütür pütür döküldüğü için böyle nemlendirici kremlere aslında çok ihtiyacı var cildimin, ama ben kullanıyor muyum? Hayır. İşte böyle bir başlangıç olması niyetiyle mesela makyaj bazı olarak da kullanabilirim bunu. Aldım, bakalım. Gün içinde sabah ve akşam uygulayacağım. Bu nemlendirici bakım kremi olarak geçiyor zaten. Hızlı emlen diyor. Yerel marketlerin birinde almıştım ya. Sanırım A101'deydi, yanlış olmasın ama. Bakarsınız. 8.90'a mı düşmüştü fiyatı, ne öyle bir şeydi. Akşamları cildime, şimdi bu kremi yeni bu videodan itibaren her akşam sürmeye başlayacağım, ama onun dışında akşamları ne yapıyorum uyumadan önce? Hala aslında rutinlerim aynı. Altın serum vesaire iki günde bir sürüyorum ama artık tabii ki değişti. Yine bu Arifoğlu'nun ürünleri geldi artık. Kullandığım, rutin olarak kullandığım. Kaşlarım bakar mısınız? Ne kadar çok uzadı bilmiyorum, fark ediyor musunuz ama kuaförü bile hani daha yeni gittim aslında ama çok uzadı. Bayağı çıkartıyor. Kaş kirpikleri falan. Evet, şu an cildimde nemlendirici krem olduğu için üzerine bir şey uygulamayacağım. Belki uyumadan önce uygularım. Yine bu altın serumu uyguluyorum. Bitmedi. Maşallah hiç bitmiyor yani. Sür. Evet, yüzümü bayağı nemlendirdim. Bir de Arifoğlu'nun kaş ve kirpik bakım yağını sürdüm. Bugünlük de akşam bakım rutinim bu şekilde olsun. Başka zamanda zaten genelde serum, yine krem uyguluyorum cildime, dişten fırçalıyorum, gargara yapıyorum uyumadan önce. Bazen saçıma bakım yağı uyguluyorum. Yapmadan önce bile bazen yaptığım oluyor. Öyle, bu şekilde. O zaman günün geri kalanına devam edelim. Bugün çocuklarla Discord'da oyuna gireceğim. O yüzden maalesef video çekemeyeceğim. Tek telefondan oynadığım için. Oyun oynarken ayrıyeten videoyu alamıyorum. Oyundan sonra da işte bir çay içerim. Ondan sonra da yatar uyurum. Zaten bugün birazcık hastayım. Ağrım var. Karnım ağrıyor. Onun için öyle yani. Neyse, görüşmek üzere. Herkese merhaba. Ben artık uyumaya gidiyorum. Bugün böyle bir gün oldu. Yani bilmiyorum, nasıldı sizce? Benim böyle her zamanki günlerim, artık gerçekten o kadar sıkıldım ki şu koronadan. Hiçbir şey yapamıyoruz yani, ancak bir hani AVM'ye git, gez, markete git, başka hiçbir şey yapılmıyor. Akşam çıkamıyoruz falan. Gerçekten artık bitsin. Okul desen şu an Zonguldak'ta olmam gerekirken buradayım. Yani bilmiyorum ya, özledim Zonguldak'ı da, gerçekten doyamadım. Bir gün gerçekten sadece sizinle dertleşmek için video açacağım. Artık yarım saat mi olur, bir saat mi olur? Oturup sadece kahvemi alıp konuşmak istiyorum. Ya da bir gün canlı yayın yaparız isterseniz YouTube'dan. Çünkü isteyenleriniz de vardı. Canlı yayın aç diye açayım da böyle bir sohbet edelim, dertleşelim. Yayına katayım sizi, hep birlikte konuşalım. Instagram'dan da olur. Instagram adresimi şöyle bırakıyorum. Oradan da canlı yayın yapabiliriz. Bu sıra hepimiz biriktik yani. İçimiz ata ata biriktik. İnsanların gerçek yüzlerini gördük bu korona zamanında. İşe düştükçe yazanlar mı dersin? Yani ne bileyim, çok şey yaşadım ve yaşamaya devam ediyorum. Ama kendinizden ödün vermeyin. Haksızlığa uğradığınızda sessiz kalmayın. Kendinize güvenin, her işte, her zaman. Zaten insan kendine güvenmeyince hiçbir şey yapamaz. En önemli şey dediğim gibi bu. Önce kendini sevmek, ondan sonra gerisi geliyor. Neyse, artık bugün de burada bitsin. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.